Hoş geldin. Hoş bulduk. Demek yakından yakışıklıymışsın hakikaten. Şeyde ekranda değilim. Gerçekten. Değil misin hakikaten? Değilim. Bunu kimler söylüyor? Kızlar mı söylüyor? Kızlar ben söylüyor. Ben kendim söylüyorum. Erkekler söylüyor mu? Caniye bakınca fark ediyorum. Üzülüyorum. Hı. Az önce makyajda fark ettim. Biraz daha üzüldüm falan. Gözlerin çok güzel hakikaten. Teşekkür ederim. Kızım beni izlese şimdi sana gözlerin güzel derken herhalde benimle öylesine dalga geçer ki. Çünkü genelde kızım, tabii ki bu benim kızım 10 yaşında şu anda. 10 yaşını bitirecek. Genelde tabii ki çocuklar bizim sandığımızın, alıştığımızın aksine büyük monitörleri tercih etmiyorlar. Hatta bir masaüstünü ya da bir laptop monitörünü bile tercih etmiyor. Çoğunlukla kulaklıkla cep telefonundan ve büyükçe akıllı telefonlardan izlemeyi tercih ediyorlar. Benim kızım tabii ki benim ona karşı bir baba hassasiyeti içinde olduğumu ve onu korumak istediğimi çok iyi biliyor ve çok minikliğinden beri bununla dalga geçer. Ve her seferinde ben ne izliyorsun diye sorduğumda eğer seni izliyorsa ki ben bu konuda hiçbir şey söylemediğim halde ama seni izlemesine nedense kızacağımı düşünerek ya da onunla dalga geçeceğimi düşünerek çünkü sen o değilsin. Sana öyle bir şey yakıştırmak istemiyorum ama daha önce o daha bebekken ve Justin Bieber salgını varken bana söylemek zorunda kalmıştı. Belki evdeki konuşmaları duyduğu için babacığım ben hiçbir zaman Justin Bieber hayranı olmayacağım. Merak etme demişti bana. Belki senin şöhretinle onun şöhretini mi kıyaslıyor ya da başka bir şeyden dolayı mı? Dolayısıyla seni izlediği zaman ben ona sorduğumda ne izliyorsun? Önemli bir şey değil. Bir konuyla ilgiliyim. Bir şeye bakıyorum filan diyor. Ve böyle bir orada kıvırdığını gördüğüm zaman hemen böyle biraz çekip telefona bakıyorum ve mutlaka seni izliyor oluyor. Bu çocuklara, bu 9 yaşında, 10 yaşında ya da ergenlik çağındaki çocuklara ne yapıyorsun? Sence ne yapıyorsun da seni izliyorlar? Ya ben genelde yaptığım değişik tecrübeleri paylaşmaya çalışıyorum. İşte farklı challenge videolarım olduğu gibi işte yurt dışını gezdiğim, işte ölmeden önce yapılacak şeyler adında bir serim var. İşte bu seride yurt dışında gerçekten hayatımda ölmeden önce yapmak istediğim şeyler. İşte büyük beyaz köpek balıklarıyla yüzmek, işte dünyada en yüksekten atlamış, 33 bin feet'ten atlayan Türk olmak. İşte ne bileyim Tayland'da, işte Güney Afrika'da timsahlarla timsahın üstüne oturmak gibi böyle çok çılgın, çok böyle ekstrem dediğim şeyler yapmaya çalışıyorum genelde. İşte bunun dışında atıyorum 30 gün diye bir serim var. Bu seride de insanın böyle hayatı boyunca bir şey yapmaya çalıştığı şeyi ben 30 günde yapmayı deniyorum. İşte, bunlardan bir tanesini seyrettim. Bir spor salonundaydı. Evet, evet, evet. Korkunç sıkıcıydı. Ve bunun nasıl bu kadar videolarımdan biri o. Biliyorum ama bunun nasıl bu kadar milyonlarca izlendiğini anlamaya çalıştım. Hakikaten teknik olarak sonuçta ben iletişimle ilgilenen bir insanım, bir yayıncıyım ve hakikaten sendeki jeniyi, dehayı, neyinin genius olduğunu, bütün bunu anlamak zorundayım. Seni anlamak zorundayım, idrak etmek zorundayım. Yani şöyle bir şey var, hadi canım bu da çok saçma filan diyebilecek halim yok. Mesela oradaki belki, düşünüyorum ki bence cezbedici olan şey senin o yaşadığın deneyimi sonuna kadar kabul etmen belki çok tahrik edici. Yani bu işe girdin ve onu yapacaksın ve ıstırap çekiyorsun ve sürekli ıstırap çektiğini anlatıyorsun. O spor videosu böyleydi. Spor salonu videosu evet, böyleydi. Doğru. Ve sonuna kadar kabul ediyorsun ve hiçbir şekilde hiçbir eğitimle ya da hiçbir ahlaki şeyle ya da hiçbir ön yargıyla ya da öngörüyle başka bir şeyle buna direnç göstermiyorsun. Ya o videoda gördüğüm şey de buydu hakikaten. Yani bunu hakikaten sonuna kadar yaşamaya isteklisin, kararlısın ve bu yüzden perişan oluyorsun. Çoğu yaptığın işte kendini, videoda kendini perişan ediyorsun. Ya genelde şunu yapmaya katılımcısın. Evet, evet. Bir şey deneyimleyip hani onu insanlarla paylaşmayı ve hani onların da benim yaşadığım şeyle aslında empati kurması benim yaptığım. İstersen benden bir örnek vereyim, benim taraftan bir örnek vereyim. Mesela
sevgili dostum Beyazıt Öztürk, ben de dedi YouTube videoları yapacağım dedi. YouTube'a giriyorum dedi. Hakikaten bir ses getirdi. Ama YouTube'a karşı dirençliydi. Direniyordu. Çünkü aslında global ana akım televizyon yayıncı kimliğinden geldiği için bir anda kendini her şeyi yapmaya hazır, genç, YouTuber bir çocuk gibi konumlayamazdı zaten. Dolayısıyla buna direndi. İlk çektiği YouTube'a giriyorum videoları da böyleydi zaten. Direniyordu. Sonra ne yaptı? Birkaç video sonra... Kabullenmedi. Kabullenmedi. Başkalarına gidip YouTube'u methetmeye başladı. Ama o tarihte yani onun YouTube'u methettiği tarihte YouTube zaten hepimizin kabulü olmuş, hepimizin zaten vazgeçemediği bir platformdu zaten. Şimdi gidip kimseye YouTube'u methetmeye gerek yoktu. Evet, herkes aslında. Ama bir önyargılı davranıyor ister istemez. Yani evet, bir direnme var. Platformda YouTuber'lara da karşı. Evet, evet, bravo. Bir direnme var. Sen hiç direnmiyorsun. Yani eleştirilmekten korkmuyorsun. Her şeyi deneyimliyorsun. Şimdi bu deneyimlediğin şeylere bakacağız. Mesela çivili yatağın üzerinde yattım mı? Yetmedi, üstümden motor geçti. Harika başlık. Kim koymuş? Evet. Çiğ tavuk yedim. Kendimi tavana bantladım. Çok güzel. Gece alışveriş merkezinde kalmak. Murat Boz bana ağda yaptı. Japonya'da kapsül otelde kaldım. Amerika'da gerçek tankla araba ezmek. En yüksekten atlayan Türk oldum. Bir günlüğüne bebek bakıcısı oldum. Koşarak dolmuşla yarıştım. Gözüm kapalı hayvan tahmin etme challenge. Çok yüksekten denize atlama challenge. Eksi 120 derecede soğuktan donmak. 30 gün öküz gibi spor yapmak. Gülmeme challenge. Sokakta böcek yeme challenge. Kötü yorumlarla rap şarkı yapmak. Sokaktaki insanlara kartopu fırlatmak. Buzlu küvette 112 dakika. Evet, 1600 tane videom var. Gerçekten hani en beni utandırabilecek 20 tanesini saydınız. Çok teşekkür ediyorum. Yok ya. Özenle seçilmiş böyle. Ben yapmadım. Benim editörüm yaptı. Çünkü o da tabii bana en... Editörünüz beni çok seviyor gerçekten. Yani gayet konulmuş en komik isimleri gibi. Başka bir şey daha. Şimdi burada aslında bu formülü yıllar öncesinde bu formülü çözmüş bir genç adamsın. Değil mi? Ve de şundan da hiç tereddüt etmedin. Yani yaptığın şeyleri başkaları yapmıştı zaten. Yabancılar. Aslında ben... Aslında her şeyi yaptın. Ya bununla dalga mı geçiyorsun? Mesela makyaj videosu bile yaptın. Niye yaptın? O başkalarının işi. Şimdi 1600 tane videom olduğu için hani ve bir şekilde benim kanaldaki amacım şu, hani herkesin sonuçta insanlar okula gidiyor, çalışıyor, zor bir hayatları var. Herkesin kendine göre stresli hayatı var, hayatlarında yaşadıkları zorluklar var. Benim videolarımdaki amaç da işte hani her gün bir atsın, 10 dakika izlesin, kafası dağılsın. Hani farklı bir hayat görsün, farklı bir deneyim görsün, saçma da olsa onu güldürecek, onu eğlendirecek bir şey görsün. Aslında tamamen eğlence amaçlı. Hani ben insanlara işte evet bir şeyler katmayı hedeflediğim videolar da var. Hani 30 gün serisinin amacı mesela tamamen gençlere motivasyon vermek. Ben 30 günde bu hayalimdeki vücudu yapabiliyorsam, ben bu halimle onu yapabiliyorsam, isteyen herkes istediğin şeyi yapabilir ki videoda da söylüyorum. Bir dersiniz vardır, bir sınavınız vardır geçmeniz gereken. Bir enstrüman çalmayı öğrenmek istiyorsunuzdur. Bunu 10 yılda yapmanıza gerek yok. Gerçekten bir ay buna full fokus, tamamen odaklanıp kendinizi ona verirseniz yapabilirsiniz.